Ramazanlar sevgili kardeşlerim. Bugün 10. programla sizlerin huzurundayız. 10. program demek 10. cüzden size bazı pasajları aktaracağız demektir. Biliyorsunuz her gün ilgili cüzden bir bölüm sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Tabii bir cüzde o kadar çok konu var ki o konuların hangi birini tercih edip de anlatayım diye emin olun bayağı tereddütler geçiriyorum. Önce diyorum ki şu ayeti merkeze alayım anlatayım. O arada diğer iki sayfayı çeviriyorum, başka bir ayeti görüyorum. Ha bunu anlatayım diye kendimi içimi oraya doğru akar hissediyorum ama belki bugün yani 10. programda Tevbe suresinden 2-3 ayeti veya 4 ayeti sizlere aktarmanın daha isabetli olacağını düşünüyorum. Esasında amacım önce surenin 46. ayetini, dinde ihtilafı, dinde bölünmeyi, parçalanmayı, bölünüp parçalananların aslında nelere sebep olduğunu ve Kur'an ölçeğinde bölünüp parçalanmanın nasıl karşılandığını 46. ayeti merkeze alarak sizlere aktaracak ve tabii o konuda pek çok ayeti sizlerle paylaşacak idim. Ancak bir mümin münafık karşılaştırması yapma noktasında surenin 67-68. Ayetleriyle 72 ve 71 ve 72. ayetlerini bir mukayese ortamı içinde size aktarmanın gün itibariyle daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bugün bu konuyu konuşalım. Bakalım Allah-u Teala kime münafık diyor ve bakalım Allah-u Teala kime mümin diyor. Bakalım münafıkların özellikleri nelermiş ve buna karşılık müminler hangi nitelikleriyle tanıtılıyormuş. Herhalde çok önemli olduğunda hemfikir olduğumuz bir konu olsa gerek. Sevgili kardeşlerim, surenin yani Tevbe suresinin 67. ayetinde Rabbimiz münafıklarla alakalı şu tanıtıcı bilgiyi veriyor. Hemen bir ara cümle olarak beyan edeyim. Kur'an'ın 63. suresi Münafıkun suresidir. O sure 11 ayettir. O 11 ayetlik surenin 8 ayetinde münafıklardan, 3 ayetinde ise münafıklığın ilacı kabul edilebilen İnfak kurumundan söz edilir. Sırası geldiğinde belki 28. programda kısaca ona da temas ederiz. Şunu söylemek için bu hatırlatmayı yaptım. Yani münafıklarla alakalı şimdi şurada iki tane ayet okuyacağız. Zannedilmesin ki Kur'an'da münafıklarla alakalı tek bilgi bundan ibarettir. Hayır, asla öyle değil. Oldukça yoğun Medine dönemi surelerinin pek çoğunda münafıklarla alakalı tanıtıcı bilgilerin yer aldığını bu vesileyle sizlere hatırlatayım. Benim bunu seçmemin sebebi münafık mümin karşılaştırmasının yapılıyor oluşudur. Rabbimiz şöyle buyuruyor. El münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'din. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinden görünürler. Aslında onlar birbirlerinin dostu filan değillerdir. Niye? Çünkü Haşr suresinde Rabbimiz buyuruyor ki tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Sen onları bir ve beraber zannedersin. Halbuki onların kalpleri darma dumandır. Köstebek yuvası gibidir. Evet, münafıklar bizim dilimizde münafık iki yüzlü adam diye karşılanır. Aslında münafık iki yüzlü değil. Münafık iki yüzlü adamdır desek yeridir. Hatta münafığa
yüzsüz adam demek belki en doğrusudur. Çünkü onun gördüğünüz yüzü gerçek yüzü değil. Size gerçeği göstermez. Daima bir hinlik, daima bir gizemle, daima bir sırla ve bir kapalılıkla sizin karşınızda durur. Öyle olunca da ister istemez münafığın hangi konuda ne düşündüğünü de kestiremezsiniz. Şimdi bakın, ben ayeti okuyacağım, sonra da bununla alakalı harika bir hadis-i şerif var. Onu size hatırlatacağım, peygamberimizin sözünü. Önce ayeti söyleyeyim, bakalım Rabbimiz münafıklarla alakalı hangi birkaç özelliği sayıyor. Buyuruyor ki, يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. Münafıklar kötülüğü emrederler. Bakın bunun karşılığında Allah-u Teala müminlerle alakalı 72. 71. ayette diyor ki, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Müminler iyiliği emrederler, münafıklar kötülüğü emrederler. 2. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Münafıklar iyiliği engellerler, iyiliğe men olmaya, iyiliği men etmeye çalışırlar. Müminlerse وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, kötülüğü engellerler. Yani münafıklar iyiliği men edip kötülüğü emreder, müminler iyiliği emredip kötülükten nehyederler. Bakın tam zıt, birbirine karşıt şeyler hatırlatılıyor ayeti kerimede. Sonra buyuruyor ki Yüce Allah, وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ. Bu adamlar ellerini de kısarlar. Yani son derece cimri insanlardır. Münafık, onun için münafıklıktan kurtulmanın yolu infaktan geçer diye bir saptamamız var. Münafıkun suresi bunu öğretir. 8 ayetinde nifakı, 3 ayetinde infakı anlatır. Bunun sebebi nifakın panzehiri infaktır, bu duyguyu vermektir. İşte diyor ki Allah-u Teala, bu münafıklar birbirlerinden görünürler. Aslında birbirlerinden değiller, çünkü kendi aralarında darma duman bir görüntüleri vardır. Fakat şeklen de olsa iyiliği engellerler, kötülüğü emrederler ve cimrilik ortaya koyarlar. Cimridirler. Daha önemli, önemle üzerinde durulması gereken özellikleri ise nesullâhe. Bu adamlar Allah'ı unutan adamlardır. Nesullâhe, Allah'ı unutmuş adamlardır. Onlar Allah'ı unuttukları için fenesiyehum, Allah da onları bu hal üzere unutup terk eder. Bir insan için en büyük azaplardan biri onu Allah'ın artık hatırlamamasıdır. Yani Allah'ın onu kötü hal üzere terk etmesidir. İşte münafıklar, bazıları derler ki münafık tipli adamlara neden bir ceza verilmez, neden onların başına bir sıkıntı gelmez diye soru sorarlar. Bunu çok fazla sormaya gerek yok. Bir adamın münafıklık hali üzere terk edilmesi onun en büyük azabıdır zaten. Oradan bir hakikat çıkmaz, oradan kimseye bir fayda temini söz konusu değildir. Allah'ı unutanlara Allah da kendilerini unutacaktır bilgisi veriliyor. Haşr suresinde bu unutmayla alakalı bir hatırlatma var. Orada diyor ki Allah-u Teala, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın, böylelerine Allah kendilerini unutturur. Bakın, Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. İşte bundan daha büyük bir yıkım, bundan daha büyük felaket herhalde tahayyül bile edilemez. İşte Rabbimiz münafıkların özelliklerini iyiliği nehyetmek, yani iyiliğin engellemek, kötülüğü emretmek, cimrilik yapmak ve Allah'ı unutmak diye ifade buyuruyor. Sonra ayetin sonunda beyan edilen husus, innel münafıkîne humul fâsıkûn. Bu münafıklar var ya, yoldan çıkan adamlardır. İşte bu ayetten ve konuyla ilgili başka benzer ayetlerden hareketle peygamberimiz münafığı şöyle tanımlamıştır. Buyurmuştur ki, ayetül münafıkı selâsetün. Münafığın alameti, belirtisi 3 tanedir. 1. İzâ haddese kezebe. Bu konuştuğu zaman yalan konuşur. Bunun delili Münafıkun suresi 1. ayettir. Orada der ki Allah-u Teala, Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah şahittir ki münafıklar yalan konuşuyorlar. İşte bakın, münafıkların,
konuştuğu zaman yalan konuştuklarını söyleyen Hazreti Peygamber bu sözünü Münafıkun suresinin birinci ayetinden esinlenerek söylemiştir. Yani Peygamberimizin sözleri öyle aklına hayaline doğan şeyler değil, Kur'an'dan anladığı hikmet damlacıklarıdır. Bir söz eğer Peygamberimizin ise o sözün Kur'an'dan mutlaka bir referansı olduğunu mutlak surette bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeden konuşmaz. İşte münafıklarla alakalı üç özellikten birini konuştukları zaman yalan konuşurlar diye ifade ediyor. İki, ve izâ va'ade ahlefe. Bir şey vaat ettiği zaman tersini yapar. Yani vaadinde durmaz. Bu da yalancılığın bir başka biçimidir. Verdiği sözde durmamak, vaadinin muhlifi olmak. Yani vaadinin tersini yapmak, münafık olmanın ikinci alametidir. Üçüncü alameti ise ve izâ tümine hâne. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik ederler. Bu da münafığın üçüncü alametidir. Başka bir rivayette ya da rivayetin başka bir versiyonunda ve izâ hâsame fecere diye bir ilave daha vardır. Yani birine düşmanlık, bir öfke duyduğu zaman haddini aşar, sınır tanımaz yani. Düşmanlığında bir sınırı vardır. İnsanlar birini sevmiyor olabilirler ama birini sevmemek onu hiç sevmeyecek olmak demek değildir. Peygamberimizin harika bir hadisi daha vardır. Bir beyt halinde söylenmiş bir hadis. Orada der ki Peygamber aleyhisselam, ahbib habibeke hevnemma asa en yekune bagidake yevmemma ve ebgid bagidake hevnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Yani sen sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. İşte peygamberi ölçü budur. Yani biz münafığın münafıklığına karşıyız. Biz münafığın münafıklığına düşmanız. Münafığın kendisine değil. Kendisi daima kazanılması bizim için mümkün, muhtemel bir adaydır. Biz ümmete iki isim veririz. Bir ümmeti icabet, iki ümmeti davet. Ümmeti icabet, İslam ümmetinden olmayı kabul eden, davete icabet etmiş olanlardır. Ümmeti davetse ümmet olma, hakikati kabul etme noktasında aday olanlardır. Dolayısıyla biz kafirin küfrüne karşıyız. Müşrikin şirkine karşıyız. Münafığın nifakına karşıyız. Münafığın kendisine değil, kafirin kendisine değil, müşrikin kendisine değil. Çünkü bir adamın müşrik mi, münafık mı, kafir mi olduğunun kararını Allah verir. Onun kararı bize ait değildir. Biz bir adama sen kafirsin, sen müşriksin, sen münafıksın diye hitapta bulunamayız. Böyle bir hakkımız, böyle bir haddimiz, böyle bir yetkimiz olmadığını özellikle bilmek durumundayız. İşte münafıkların yoldan çıkan adamlar olduğunu söylüyor. Peki bir adam münafık olarak ölürse bunun sonu nedir? Va'adallahu'l münafikine vel münafikati. Allah münafık erkeklere de münafık kadınlara da vel küffare, hakikatin üzerini örten nankör, inkarcı ne kadar adam varsa onlara da vaadini şu şekilde yapmaktadır. Nara cehenneme halidine fiha. Onların vaadi, onların gideceği yer cehennem ateşidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Hiye hasbuhum. Onların cehennem ateşine uğratılmaları onlara yeter. Ve le'anehumullahu. Allah münafıklara da kafirlere de zaten lanet etmiştir. Ve lehum azabun mukimun. Onlar için böyle sargın bir azap söz konusudur. Konunun münafık boyutu bu. Bir dakikada da müminlerle alakalı zaten bir kısmını söyledim. Müminlerle alakalı ne diyor? Vel mü'minûne vel mü'minâtu bâduhum evliyâhu bâdın. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostu ve yaranıdırlar. Ye'murûne bil ma'rufi. İyiliği emrederler. Doğru neyse onu kardeşlerine söylerler. Bunu hem erkekler birbirlerine yaparlar hem kadınlar. Yani hakikatin savunuculuğunu yapmak sadece erkeklerin, sadece kadınların değil, ümmetin her ferdinin görevidir. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler ve yukîmûne salâte, namazı kılarlar ve yu'tûne zekâte, zekâtı verirler ve yuti'ûne Allah ve Resûle,
Allah'a ve peygamberine itaat ederler. Ulaike seyerhamuhumullah. İşte onlar Allah'ın kendilerine merhametiyle muamele edeceği insanlardır. İnnallâhe azizun hakim. Allah her hükmünde en üstün olan ve her hükmünde hikmetler sahibi bulunandır. Böylesi müminlere Rabbimizin vaadi ise vaadallahul müminine vel müminati cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha ve mesakin tayyibatan fi cennati adinin ve ridvanun minallahi ekberu zalike vel fevzul azim. Mümin erkek ve kadınlara da Allah altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler vaat etmiştir. Çok Adin cennetlerinde, yani durulmaya değer o köşklerin de bulunduğu o bahçeler yurdunda tertemiz meskenler onlara vaat etmiştir. En önemlisi de Allah'ın onlardan razı oluşudur. Allah'ın onlardan razı oluşu ödüllerin en büyüğüdür ve bu ödülle buluşturulmak en büyük başarıdır. En büyük ödülün ta kendisi Allah'ın kişiden razı olduğunu bilmesidir. Rabbimizden bizi mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak yaşatmasını en kalbi niyazımız olarak dua ediyoruz. Sonuçta cennetine misafir edeceği kulları arasına bizi de katmasını niyaz ediyor. Hepinize hayırla, feyizle, bereketle dolu bir Ramazan günü diliyorum. Allah'a emanet olun. Thank you.